Bu seferki şakamızda işbirlikçimiz Türk pop müziğinin genç starı Murat Boz. Dönerse Senindir filmindeki rol arkadaşları Yasemin Allen ve İrem Sakı Murat Boz'la birlikte şakaladık. Hem de ne şakaladık. Bugün Murat Boz işbirlikçimiz. Uzun rol arkadaşları İrem Sak ve Yasemin Hanım. Şakalayacağımız iki tatlı genç kızımız. Murat'ın oyunculuğuna güveniyoruz. Onlara bizim kurguladığımız, bizim montajını yaptığımız dönerse Senindir filminin fragmanını göstereceğiz. Fragmanı izleyecekler ve yine bizim hazırladığımız şahane Murat Boz posterinden oluşan afişi göstereceğiz. Aslında fragmanı da sizler şakayı izlerken gerçek fragmanı da görebileceksiniz. Oğlum tabii ki. Görüşmek üzere. En son demo gönderdiğim şirket. Çok beğenmişler. Yarın görüşmek istiyorum. Kız arkadaşım abi, herkes beni tanıyor. Seni! Sen çok ama çok salaksın. Hadi başlıyoruz. Hepiniz bu yıl dördüncü kez düzenlenen Altın Balon ödüllerine hoş geldiniz. Yeni adaylara girmeye hazırız. Ne yaparlar sence? Vallahi enteresan tepkiler verebilirler. Normalde uyumlu insanlardı ama. Evet. Aslında çok merak da... Merak ediyorum açıkçası. Merak ediyorsun ne diyeceklerini. Çok merak ediyorum. Senin biraz eğer çok ben uyumlu çok ve hiç ses... Evet biliyorum. Hiç seslerini çıkarmazlarsa da ki olabilir. Olabilir. Yalnız bizim araştırma şirketi çok antipatik. Onu söyleyeyim. Üç oyuncu var ki seninle birlikte anketi oynayacak olur. Olan anketi yapanlar. Onlar birazcık üstüne gidebilirler kızların. Orada bir sorun çıkarsa sen hem yatıştır. Yani tazıya kaç, tut. Anladın hem mı? Bir tamam, kaç tazıya hem tut. Evet. Yani hem çok beğen fragmanı hem bir anda Allah Allah Yasemin senin için böyle miymişler? İrem sana bunu demişler. Çünkü feci de bir araştırma hazırladık. Yani güya seyircinin sizler hakkındaki görüşleri. Ben de heyecanla bekliyorum. Seni oturtuyoruz. Ben arka tarafta burası birazcık yankılanıyor. Sessiz olmam lazım. Yerime geçiyorum. Size de iyi seyirler. Yaşasın kötülük. Geldi bu gece yıkılmışsın yoluna kul köle. Murat'cığım abin Ali Boz'la birlikte sana bu şakada çok görev düşüyor. Yüzümüzü kara çıkartmayacağına inanıyoruz. Hadi bakalım. Bu gece yıkılsın yoluna kul köle. Gönül kapılmış ağlarına. Başım önde kapıya geldim. Yalanı da gören ada acı kulu. Geldi bu gece yıkılsın. Merhabalar. Doğan nasılsın? Hoş geldin. Emre ben. Sen varsın. Murat. Sefa. Murat. Merhaba. İlk sen ama Ceren. Ceren. İrem Sak mekanımıza vardı. Haberiniz yokmuş gibi karşılayın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Emre ben. Merhaba. Gel şirketim. Merhaba. Merhaba. Ben. Merhaba. İrem mi? Ne yapayım? Omuzuna bir şey mi oldu? Ne oldu? Nasıl öpmek öyle kızı Murat? İrem ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapacağız burada? Bekliyoruz. Yani yarım saattir seni bekliyorum burada. İmkansız, ben ikide geldim. İkide geldin de yani. Yarım saat oldu diyorum sana. Evet, sor bakalım heyecanlı mıymış?
Heyecanlı mısın? Evet, şimdi indi taksiden Yasemin. Az sonra yanınızda olur, haberiniz olsun. Ne o, tiki mi var? Yapmasana öyle şeyler Murat, bak korktu kız. Vallahi döner bir tekme atar. Benim tiki vardı. Ama biraz hafiflemiş yani, sette daha sert hareketler yapıyordu böyle. Allah'tan kimse bilmiyor bu tikin olduğunu. Evet, Yasemin'i sımsıcak duygularla karşılayın arkadaşlar. Ortama iyice ısınsın. Şakamız şu an itibariyle başlamıştır. Hoppa! Ne haber kuzum? Ne haber? İyi sen? Emre ben. Günlük yaşasın. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Kimsiniz? Kimsiniz? Murat, daha önceki tecrübelerinden biraz bahset. Daha önce de buna benzer bir şey olmuştu ya. Hadi inşallah da. Nasıl böyle izlemeyeceğim. Yani normalde böyle daha şey bir salonda izliyorum. Emre, sen burada bulunuş sebeplerini anlat misafirlerimize. Filmin PR ve pazarlama toplantısı için toplandık bugün. Ben filmin PR şirketinden Emre. Arkadaşlarım da pazarlama bölümünden. Araştırma şirketi aslında. Öncelikle fragmanı izleyelim isterseniz. Evet, siz nasıl isterseniz öyle yapalım. Konuşmak ister misiniz? Siz nasıl isterseniz öyle yapalım aslında. Heyecanlı mısınız fragman için? Evet, şakamız için özel olarak hazırladığımız fragmanımızı başlatabiliriz artık. Başrol oynadıkları filmin fragmanında İrem'le Yasemin neredeyse hiç yok. Hiç konuşmak istemiyoruz yani aramızda. Tamam, o zaman ben fragmanı başlatıyorum. Ben açabilirim. Tamam. İrem'le Yasemin'in fragmanı izledikten sonraki yüzünü merak ediyorum ikisinin de. O yüzden onları kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. Bol bol görelim. Allah Allah. Hadi o zaman hayırlısı olsun. Sesi biraz yüksek alabiliyor muyuz ya? Alacağım. Altan'ım, nasılsın? E işte. Ben özleyeceğim Defne ablayı. Ben de. Vallahi ben de. Ben özlemeyeceğim. Kapatalım şu konuyu. Geceye odaklanalım. Abi, Yasemin abi, daha bir şey seyretmeden önündeki kağıda notlar alıyor. Bakalım neler söyleyecek bize. Daha izlemeden başladı yazıp çizmeye. Abi. Altan bir saniye, ben söyleyeceğim. Öndeki aracı takip et. Oo, ben karşının taksisiyim. Yani fragmanı telefona kaydederek çok beğendiğini mi ima etmeye çalışıyorsun Murat yani? Pardon. Ha, aynen böyle oldu. Bu sahne çok iyi ya. Beyefendi, 98 lirayla kuruş. 9,5. O da 10 puan herkese vermeyeceğim için. Beyefendi, 98 lira 50 kuruş. Murat. Her yerde Murat. Bence sen ayrıldıktan sonra dinlenecek şarkılar listesi hazırlamaya başlam eve. Murat gıcıksın biraz biliyorsun diye. Evet, biraz düştü kızların suratı sanki. Daha şu anda tam renk vermiyorlar ama. Bu ne aşk acısı, bu ne bunalımmış arkadaş ya. Bana mı dedin? Evet, bitti fragman. Okay. Ya şu... Defalarca izledim, defalarca daha izleyebilirim. Bayılma sahneleri biraz fazla olmuş, onun yerine başka bir şey yani... Emre, herkese fikirlerini sor tek tek. Yani, onu konuşabiliriz aslında, yani. Revize yapabiliriz. Nasıl buldunuz fragmanı? Çok teker güzel, teker sorayım. O su sahnesi şeyi, bayıldım yani. Bence çok, açıkçası çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Bence biraz daha hani çok tabii ki de filmi ele vermek istemiyoruz sahneleri. Ama biraz da hani orada meselenin hani ne olduğunu, ilk başta bir ilişki, sonra işte kalp ağrısı falan, işte
Bir tık daha belli olabilirdi hikayesi bence. Çünkü öyle çekilecek yani hikaye. Evet, Yasemin birazcık farkına vardı olayın galiba. Yani daha doğrusu farkına vardı derken şakamızın değil de bu fragmanda bir tuhaflık olduğunun farkında. Yunan sen? Hikayenin bir tık daha belli olması bence. Ya ben seyirci gözüyle fragman izlediğimde merak uyandırmasını bekliyorum. Şu an merak ettin mi? Evet, böyle bir oldu. Ha, Defne ile başlıyor. Ha, Defne'den ayrıldı oluyorum. Evet. Sonra ama öyle olmuyor. O zaman hani merak, hani eğer hedef öyle bir şeyse hani merak ederim ama olmuş. Evet, İrem Bey çok renk vermiyor. Biraz yüklenelim ona arkadaşlar. Merak ettiriyor tabii de yeterince değil. Bir tık da böyle sanki... Eksik olan ne diye sor Sefa. Eksik olan ya ne tam olarak? Ya zaten burada yani... Yani sizce? Şey, narratif belli olmuyor bence. Yani bir hikayenin en azından bir tık şey olmasını bekliyorum ben bu fragmandan. Bir tık sadece hani... Hikayenin belli olmasını bence yani şey yani... Başta Defne deniliyor, sonra Selin deniliyor. Orada filmin sürprizi zaten öyle geliyor bence. Evet, burada biraz fitili ateşleyelim Murat. Fragmanı çok beğenmişsin ama... Acaba kızlar biraz az mı diye bir sen şu fikri bir ortaya at bakalım. Kimler üşüşecek bu fikrin üstüne? Yani ya ben genel olarak geneli itibariyle beğendim. Sadece sanki kızlar biraz az mı? Bana... Benim hiç derdim onunla alakalı değil. Çok az mı? Benim hiç derdim onunla alakalı değil yani de... Yani, bir başında var, bir sonunda var aslında. İlk sen, birazcık araştırmadan söz aç. Araştırma yüzünden fragmanı böyle yaptırdık de. Galiba biraz bizim araştırmamızla da ilgili olabilir açıklayınca aslında. Yani o yönlendirmiş olabilir fragmanı diye düşündüğüm için söylüyorum. Şu araştırmayı da çok merak ediyorum de Murat. Biraz şu... kısaca bahsedeyim. Evet, araştırma neymiş merak ettim. Onu. Geçelim isterseniz ona. Sefa, herkese birer tane dağıtsana şu... Uydurup uydurup yazdığımız araştırma raporumuzdan kendi kendilerini bir incelesinler. Hatta ben size vereyim şunu. Sen bir onları dağıtırsan Sefa'cığım. Neymiş o? 18 ülkede falan hizmet veriyoruz. Hedef kitleye nasıl ulaşırız? Filmimiz, reklamımız, kampanyamız daha çok nasıl iş yapar? Daha çok ne kadar, daha fazla ne kadar insana ulaşır kapsamında işler yapıyoruz. Böyle bir 100 kişilik bir deneyimiz var. Deneklerimiz var. Değişik sosyoekonomik gruplardan eğitim seviyesi, cinsiyet, yaş gibi oyuncuları baz alarak yaptığımız bir şey bu aslında genel anlamda. Evet, Murat biraz şaşırsan bu duruma. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Yok, bu standart aslında talep edilip bana yapılan... sözlü yapmıştınız kardeşim de böyle önüme kağıtlar mı atlar. Yani çoğu Hollywood filminde de işleyen bir sistem aslında. Orada görüyorsunuz zaten bu 100 kişilik deneklerimizin bir tane kadın. Evet, nelerden oluştuğunu, yaş gruplarını, eğitim seviyelerini. Yani genelde de ülke çapında gerçekten birebir doğruluğu olan bir araştırmadır bu. 100 kişi baz alarak mı? Evet. Milyonlarca değişik gruplardan oluşuyor. Ama öyle olur zaten. Diye. Milyonlarca kişiyi yapamayız ya. Ya Sefa. 100 kişiyi... Bana çok zor gelmiyor. Yani bu bile 2-3 hafta gibi bir zaman alıyor. Çünkü bir de bundan ilerleyerek yani bir şey elde edilemez yani. Özür dilerim ben karşı çıktığım için de. Siz fragmanı buna göre mi yaptınız? Birilerini yapmak zorundayız. Birilerine bir şey tanıtmak için, hani bir şey göstermek için, heyecanlandırmak için onların zaten kafalarında var olan şeyleri böyle hareket ederek bir yere varılamaz ya. Ama öncesi ve sonrası hitap ettiğiniz kitle onlar. Şimdi bakın, diye anlattım sizin, aslında biraz önce size. Sizin bakış açınız da totalin bakış açısı farklı olabilir. Biz de totale göre bir hizmet sektörü olduğumuz için bunu baz almak zorundayız. Hedef kitlemiz total. Murat, anketten birkaç soru okusana. Birazcık seyircilerimiz de anlasınlar. Kızların neye sinirlendiğini. Yani hani şimdi şöyle bir şey, lazım çok affedersin. Deneklere filmi izledikten sonra sorular ve yanıtları post test. Hangi oyuncu filmde sizi daha çok güldürdü? Ya öncesi ve sonrası şeklinde sonrası yapıyoruz oluyor. Biz filmden orada. Filmden sonra aldığımız feedbackler oluyor. Tamam. Sonuç yok falan diyor Yasemin'in önüne. Ne bu? Ya o işte %0 yazmak istememişiz. O yüzden sonuç yok şeklinde. Yani filmleri olmadığı için. Filmi izledikten sonra hangi sizi daha çok güldürdü? Daha fazla olmasını isterdiniz? Evet arkadaşlar, Yasemin'in üstüne biraz daha gidelim. Hafif bir gerildi sanki. Evet, orada %78'lik oranla Murat Bey. Yasemin Hanım siz %3'lük filmde, yani o da 3 erkek seyircimiz. Mesela orada da İrem Hanım da. Ne yazık. Bir tane erkek olmuş. Yani oyuncuları değiştirme şansımız yok, öyle düşünelim. Bir tane erkek olmuş. Galaba lütfen. Evet, o gün gerçekten bizim de ilgimizi çekti. Şansını insanı bulup getirdiniz.
Yani burada şimdi bir PR çalışması yapmak zorundaysak ve filme gerçekten bir kitle çekmek zorundaysak bu verilere göre biraz gerçekçi davranmak zorundayız. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimiz için. Yani buraya şimdi efendim? çekilmiş oyuncu bir kadrosunu film. Değiştiremeyeceğimize yani göre mi? Hani oran yapsak başkasını seçerdik diyorsunuz yani bu sonuçta. Ben yani demiyorum kesinlikle böyle bir şey demiyorum. Ne dedin ilk sen öyle ya? Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimize göre. Yani artık elimiz kötünün iyisi diyor yani elimizdeki mevcut bu. Değiştiremeyeceğimize göre bundur. Bu yüzden fragmanı göre, fragmanı buna göre yapmak zorundayız. Kastı değiştiremeyeceğimize göre. Yani özet olarak şu aslında elimizdeki film bu ve bunu en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Yani hep beraber. Film zaten olmuş siz fragmanıyla uğraşıyorsunuz Allah aşkına evet, ya. Doğru ya diyorsunuz. Ben saçma sapan ben size... Yasemin sakin ya. Sakin. 2 dakika otur. Gel buraya. Yasemin. Lütfen algılamayın lütfen. Sizde. Yasemin. Arkadaşlar kırmızı alarm. Yasemin masadan kalktı. Salonu terk ediyor. Dışarıda tutun gitmesin. Bir şey olmak zorunda değil. Aynen rezalet. Gel buraya. Yasemin. Tamam sen hallet. Ben konuşurum. Gel ama gidersen olmaz. Bu filmi beraber çektik biz. Kuzum. Aynen bu filmi beraber çektik. Gel buraya konuşacağız. Yasemin. İstemiyorum gitmeyi. Ne olur bizi... Hayır bizi... Bir şey söyleyeceğim. Bizimle beraber de geçmeyelim. Arkadaşlar olay kontrolden çıktı. Müdahale etmem gerek benim artık. Siz İrem'i salona geri getirin. Ben gidiyorum Yasemin'in yanına. Durum farklı bir hale gelebilir. Ben gidiyorum Yasemin'in yanına. Siz İrem'i salonda tutun. Gitmedi ama değil mi burada mı? Yani gitse bile hani... Burada bize kızıyor Yasemin. Ya, biz de kişisel yani, algıladık. Yani, aslında biz direkt... İlk bir şey zaten hani olmuştu tanımadığınız için. İlk defa gördüm. Biraz asabi. Evet biraz şey. Yasemin'i kızdırdık. Ama haklı yani İhsen ve Sefa öyle bir üstüne gitti ki... oyuncuları değiştirme şansımız olmayacağına göre diye bir cümle kurdu. O da Yasemin'in patlama noktası. %100 haklı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun gerçekten. Çok sağ ol yani. Ama çok inaydılar. Ama haklı değil miyim? Çok haklısın. Haklı değil mi? Ben diyorum ki şakayı devam ettirelim. Sen içeri gir. Hazır madem. Çünkü onlar şu anda senin bir şekilde yukarı çıkacağını düşünüyorlar. Ama şakayı sana söylediğimizi bilmiyorlar. Biz sana şakayı söyledik. Sen şimdi içeri gir. Ben afişi de görmek istiyorum de galada da yokum, hiçbir tanıtımda da yokum. Hatta afişi ne istiyorsan yap. Hadi devam ediyoruz, içeri gir. Ben belli bir yerden sonra ben gireceğim. İrem kusura bakma. İşte denekler film izledikten sonra sorular ve yanıtlarından sonra işte Murat Boz yüzde şu yüzde. Ya Yasemin Hanım sonuç yok görünce oyuncu egosu bunu kaldırmaz. İşte... Murat, ben Yasemin'le konuştum. Dışarıda tamam anlaştım. O da artık işbirlikçimiz. Bundan sonra İrem'e yürüyeceğiz mecburen. Birazdan Yasemin ikna oldu, içeri girecek. Her şeyden haberi var. Ve şakayı Yasemin devam ettirecek. Haberin olsun. Evet. Oyuncu egosu dediğiniz şey yani. Ama sizde de var, Murat Bey'de de var. Ama olmalı zaten. Bu bir sanatçı da ego dediğiniz şey olmalı benim bildiğim. Evet işte. Ki odur hani şekli yapmanızı sağlayan. Ya bunu bence... Belki günü, belki yarım saat önce çok kötü bir telefon konuşması yaptı zaten. Kötü geldi. Bu modlar her şey olabilir ama... niye odur. Böyle olduğunu gerçekten... O da bize patladı yani. Gerçekten. Şu peki afişi görsek mi acaba? Yasemin görmeden mi görsek diye... Afişi bir görsün İrem. Bakalım tepkisi ne olacak? Çünkü az sonra Yasemin'in afişle ilgili bir mizanseni var arkadaşlar. Hazır olun. Merak ettim açıkçası ya. Bir açın. Önce tekli afişi açıyorum ben. Tekli afiş. Sizin tekli afişinizi açıyorum Murat Bey. Bu tekli afişimiz. Hı-hı. Kullanacağımız. Herkesin tek tek de olacak zaten. Evet. Bu var. Herkesin tek tek olacak. Sizinki hazırdı. Aldık. Şimdi, fotoğrafını çekebilir miyim ya? Okey, teşekkür ederim sana. İşte alışınız. Aslında benim kastım böyle bir şey. Yani merak uyandırıyor. İki yanda. Bence iyi. Murat Boz ve melekleri gibi. Charlie'nin melekleri gibi işte aynen. Biraz. Güzel bence. Sizin bunda kafanıza takılan bir şey var mı? Afişte. Ya ben afiş çekiminde... Hani düşünmüştüm hangisini çektiğimiz fotoğraflar falan. Şey hoşuma gitmişti hani ortamızda bir beyaz tahta vardı. Tahta var. Hani ama o zaman da filmin şeyi kaçıyor.
Evet. Kafada çünkü bu afiş eğer okeylenirse bugün sinema salonlarına dağıtılmaya başlanacak. Yani aslında Yasemin Hanım'ın da fikrini almamız gerekiyor bu afiş hakkında. Siz okey misiniz afiş için? De görmesi lazım. Arkadaşlar gerçekten yani afişin hiçbir tutar tarafı yok. Murat Boz kocaman, İrem Sak'la Yasemin bir küçük fındık tanesi gibi iki omuzunda şöyle bir göz kırpıyorlar. Evet vallahi çok haklı kızlar yani. Ne yapmışsınız ya? Hani içeri şu an kim girse mutlu olursunuz dediklerinde siz çıkıyorsunuz. İçeri sizi sokmak. Yasemin Hanım iki kişi, İrem Hanım zaten galaya gelecek. Merak etmeyin. Evet Yasemin gir artık, yap bakalım şovunu. İrem'i iyice köşeye sıkıştıralım. Yani biraz daha görüp... Ben tam olarak Yasemin Hanım neye kızdığını anlayabilmiş yani, değilim hala. Yani. Yani çok fazla üstüne gitmeyin arkadaşlar. Belki... Biz özür dileriz. Kusura bakmayın gerçekten. Öyle ben biraz şey bir insanım. Tepkileri biraz sert olabilen. Sadece şunu söylemek istiyorum. Ben galaya katılmayacağım. Ben bundan sonra bu projenin PR'ı ile alakalı hiçbir şeyde bulunmayacağım. Toplantımıza devam edelim. Evet Yasemin çok iyi girdin, bravo. Sadece benim görüşlerime çok aykırı şeyler var. Ben yani bu zaten araştırma şirketlerinin çok yeni yeni şeyler olduğunu ve kendi araştırma şirketleri taktiklerinizin araştırması gerektiğini biliyorum. 23 yaşındayım. Ben de 27 yaşındayım, çok memnun oldum. Devam edelim sadece. Sadece Türk filmleri değil. Toplantıya devam edelim az bence. Az önce anlattık. Ama senin değil, bizim yanımızda olan sıkıntı yok. Şimdi ben sizin yanınızda olacağım. İnsanlar sizi tanımak istiyorlar. Tamam, tamam. Evet, afişi görelim de Murat. Peki, şey, afişi gösterebilir misiniz? Gösterelim, aynen. Afişi devam edelim. Yani burada bize... Senin galaya gelmemen demek ya, filmi yayınlamamız ya da daha iyi. Ya da filmi cezalandırmanız galaya gitmeyerek... Kastı değiştiremeyeceğinize göre artık. Ya o bir tane hani... Evet. Yasemin önce sinirin bozulurcasına gül afişi görünce. Bizim elimizde olan bir şey değil. Bize kızmayın lütfen. En azından afişi beğendiniz. Güzel bir şey. Gerçekten bu mu yani? Şöyle bir istiyorsanız. Okey miyiz? Yani ben... Charlie ve Melek. Bu yine aynı merak unsurunu. Charlie'nin melekleri gibi biraz düşünün. Öyle bir şey yani omuzunda iki... Vardı onlardan. Tamam şu an iki omuz. Biri arkasında kalmış. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaki sarışını ben tanıyamam. İrem bakar mısın? Yasemin artık dayanama, tamamdır. Son nokta bu Yasemin. Hadi konuştuğumuz gibi göster kendini. Yani İrem Hanım onayladı afişi. Yani tamam. Bu da yine... Daha bayağı var onlarda. Çok iyi. Yasemin Hanım. Şimdi filmin başrol oyuncusunu ön planda gösteriyoruz. Ben aldım. Böyle saklayacağım. Ben aldım. Son bir saklayacağım. Çok yanlış kalmışsın bence. Şöyle. Hemen yanına. Ne istersen komisyonuz ya. Biz kendi aramızda. Tamam. Yani hani o afişi de öğretirsen. Başrol, yardımcı başroller. Tamam ama şu an yani konuşamıyoruz. Yani. Tamam. %78 ve %1.3 falan neyle oranlara göre konuşmuşuz zaten. 100 kişilik grup. Bir gün yalnız kalmıyor mu? Tabii ki. Tabii ne isterseniz arkadaşlar yardımcı olacaklar evet, size. Arkadaşlar da var. Fark etmez. Ben bir çay alabilir miyim? Su. Yasemin bir şey içiyor musun? Yasemin. Soğuk su. Evet İrem soğuk terler dökmeye başladı. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Yormayalım daha fazla. Geliyorum yanınıza ben. Ben okeyim. Ben de okeyim. Hayır dedim ben. Olacak bir şey mi? Anlıyoruz ben söyleyeyim. İrem Allah aşkına ya. Yasemin ne konuştuk tatlım seninle? Gerçekten.
var ya. Arkadaşlar vallahi. Biliyorum biliyorum bilmediğini. Üç aşamalı en gerilimli şakamız oldu diyebilirim. Çok tatlıydınız. Evet. Tebrik ediyorum. Şu mikrofonu alır mısınız lütfen? Şu erkeğinize kızın. Mikrofonu alalım canım. Ya. Mikrofonu alalım. Evet. Alkışlıyoruz. Murat. Ama o hallerin komut almada gayet başarılıydı. Tebrik ediyorum. Süper. Tebrik ediyorum arkadaşlar. İrem finale sen kaldın tabii. Biliyorum ben. Her şeyi biliyorum ben. Duygusaldı ya. Yani. Küçük kızımızsın sen Yasemin. Bayağı. Bayağı vallahi mi? Vallahi ben Murat'a sordum. Ne kızlar hiç çok şekerler hiçbir şey olmaz dedi. Merak etmeyin ben idare ederim dedi. Böyle bir ortamda dediler fragman izlenecek. Öncelikle fragmanı izleyelim isterseniz. Fragman girdiğinde zor tuttum kendimi, gülecek miyim? Yani hiçbir şey anlaşılmıyor fragmandan. Açıkçası çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Ben açıkçası ilk zaten Yasemin'in patlayacağını tahmin ediyordum. Sadece sanki kızlar biraz az mı? Bana... Benim derdim onunla alakalı değil. Diyaloglar biraz sert geldi. Sonuç yok falan diyor Yasemin'in önüne. Ne bu? Ya o işte %0 yazmak istememişiz o yüzden. İrem'deki soru işaretini gördüm ben gözümde. Mesela orada da İrem Hanım'da. Bir tane erkek var. Yani oyuncuları değiştirme şansımız yok, öyle düşünelim. Yani kastı değiştiremediğimize göre fragmanı ona göre kesmek zorundayız dediler. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimiz için. Oyuncu kadrosunu değiştiremeyeceğimize göre mi? Geri dönülemez bir yola girdiğimizi anladım. Yasemin sakin ya, sakin. 2 dakika otur, gel buraya. Yasemin. Bir söz daha söyleseydim dalacaktım aşağıda, o yüzden dedim. Şimdi rahat bırakayım onu orada. Gel ama gidersen olmaz. Bu filmi beraber çektik biz. Kuzum. Aynen bu filmi beraber çektik. Gel buraya konuşacağız. Bu arada afiş biraz kalitesiz geldi gözüme. Sadece kalitesi böyle oldu. Ya her şey o kadar ortaya çıkıyor. Evet her şeye baksana oturuyor. Şakaları kimlere yaptığınıza dikkat edeceksiniz ama çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Herkes izleyecek ama çok ama aramızda. Çok aramızda. Yaşasın kötülük diyorum ben. Herkes görecek yayından ama çok aramızda. Aramızda.